Merhaba, Seçmece Güncel Haberler Bülteni Haber Sörfü'ne hoş geldiniz. 28 Kasım 2018 Çarşamba sabahından hepinize günaydın. Hadi bakalım başlasın Haber Sörfü. Kur'an kursuna gitmek yerine porno film izlediler diye köyün interneti kesildi. Endonezya'da muhafazakarlığı ile bilinen bir köyün gençleri Kur'an kursu derslerine gitmek yerine porno sitelerine girdiği için köyün kablosuz internet bağlantısı kesilecek. Yetkililere göre köydeki 6 internet kafenin çok ucuza kablosuz internet servisi sunması öğretmenlerin çocukları kontrol etmesini zorlaştırıyor. Gençlerin İslam ile ilgili derslere girmek yerine pornografik görsellere baktığını söyleyen köyün lideri bu ahlaklarına çok zararlı yorumunda bulunmuş. Ayrıca internet yasaklamalarına uymayan kafelere ceza verileceği de bildirilmiş. Cezanın ne olduğuysa cuma günü açıklanacak. Köyün içinde bulunduğu Brayon bölgesi daha önce eşcinselleri, kumar oynayanları ve içki içenleri toplum önünde kırbaçlamasıyla gündeme gelmiş. Bu yıl bölgede kadın ve erkeklerin akraba veya evli olmaması durumunda beraber yemek yemeleri yasaklanmış. Her 30 saatte bir kadının öldürüldüğü Arjantin sokaklara döküldü. Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te binlerce kişi kadın cinayetlerine karşı biri bile eksilmeyecek sloganıyla yürüyüş gerçekleştirdi. Sivil toplum kuruluşlarının yaptığı açıklamalarda her 30 saatte bir kadının öldürüldüğü ülkede geçen yıl 275 kadının öldürüldüğü belirtilirken 317 kişinin annesiz kaldığı, 35 erkeğin de mağdurları kurtarmaya çalışırken hayatını kaybettiği ifade edildi. Yüksek Mahkeme Aile İçi Şiddet Ofisi'nden alınan bilgilere göre saldırıların %49'u eski eşler tarafından gerçekleştiriliyor. Ayrıca son 6 yılda ülkede 57 bin aile içi şiddet olayının rapor edildiği ve bunlardan sadece 22'sinin komşulardan geldiği vurgulanmış. Sünger Bob çizgi filminin yaratıcısı Stephen Hillenburg 57 yaşında hayatını kaybetti. Hillenburg'un ölüm nedeninin geçen yıl yakalandığını duyurduğu motor nöron hastalığı ALS olduğu belirtildi. 1999'dan bu yana 200 bölümden fazla yayınlanan Sünger Bob, Hillenburg'un yönetmenliğinde 2004'te sinemaya uyarlandı. Ayrıca Broadway'de sahnelendi. Müzikal bu yılın başında Tony ödülüne değer görüldü. 15 Mayıs 1960 yılında doğmuş olan Stephen Hillenburg ayrıca 2001 Oscar ödüllerinde en popüler çizgi film yaratıcısı ödülünü almıştı. Galatasaraylı üyelerden şok talep: Göksel Gümüşdağ ihraç edilsin. Bu gerçekten ilginç bir habermiş. Bilmiyordum. Galatasaray kulübü üyesi bazı isimler Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın kulüp üyeliğinden ihracını istedi. Nasıl ya? Başakşehir'in başkanı Galatasaray'ın üyesi mi? Ayrıca dilekçeler ek olarak çok sayıda Galatasaray kulübü üyesinin Gümüşdağ'ın ihraç edilmesi adına imza topladığı kaydedildi. Galatasaray camiası Başakşehir'in sarı kırmızılı takımı geçen sene 5-1 yendiği maçın ardından Göksel Gümüşdağ'ın tribünde yaptığı aşırı sevinç hareketlerine tepki göstermişti. Bayağı hızlı tepki vermişsiniz arkadaşlar. Gemi trafiği orkoz nedeniyle durdu. Orkoz nedeniyle Boğaz akşam saatlerinden itibaren çift yönlü olarak bir süreliğine büyük gemi ve tankerlerin geçişine kapatıldı. Vapur ve tekne seferlerinde herhangi bir aksama yaşanmazken Boğaz ve çevresinde ilerleyen saatlerde fırtına beklendiği bildirildi. Orkoz ya da orkoz deniyormuş. İstanbul Boğazı'nda görülen güçlü bir ters akıntı türüymüş. Orkozlar başta lodos olmak üzere güneyden kuvvetli rüzgarların Marmara Denizi'nin sularını kuzeye yığmasından ötürü oluşur. Bu zamanlarda Boğaz'ın Marmara girişinde sular yarım metreye kadar yükselir deniyor haberde. Tarım ve hayvancılıkla ilgilenen arkadaşların dikkatine, gerçi onlar gayet iyi biliyorlardır. Çünkü bunun kavgasını veren onlar. Tarım sigortalarının kapsamı genişletildi. İncir ve üzümde yağmur zararlarının tarım sigortaları havuzu teminatı kapsamına alındığını, elma, armut ve ayvada teminat başlangıcının tomurcuk dönemine çekildiği bildirilmiş bakanlık tarafından. Terör nedenli zararlar büyükbaş hayvan hayat sigortası kapsamına girdi ve teminat altına alındı. Küçükbaş hayvan hayat sigortasında yavru atma riski teminat kapsamına alındı. Bu arada bu yavru atma düşük yapmak anlamında kullanılıyormuş. Brucella ya da brucellosis olarak da adlandırılıyor. Arıcılık sigortası kapsamında sigorta bedelinin tazminat oranları da yeniden belirlendi ve bal da teminat kapsamı altına alındı. Almanya'da akaryakıt krizi. Almanya'da su seviyesi düşen Ren Nehri'nden tankerlerin dolu geçememesi nedeniyle petrol kıtlığı baş gösterdi. Allah Allah, ne kadar ilginç. Yağışsız geçen sonbahar nedeniyle ülkenin su taşımacılığı açısından can damarı olan Ren Nehri üzerinden geçen tankerlerin su seviyesi düşük olduğu için normal yük kapasitelerinin çok altında petrol ve gaz taşıyabildiği belirtildi.
Akaryakıt kıtlığı yüzünden fiyatların da arttığı kaydedildi. Yılda 200 milyon ton yük taşınan Ren Nehri'nde geçen günlerde Köln yakınlarında 3 yük gemisi düşük su seviyesi yüzünden karaya oturmuş ve uzun uğraşlar sonucu kurtarılabilmiş. Bütün çocuklarımıza yazılım bilgisi kazandırılmasını arzuluyoruz. Kim demiş? Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi'nde Geleceği Yazan Kadınlar Projesi tanıtım toplantısında konuşan Milli Eğitim Bakanı Selçuk. Ziya Selçuk, okul öncesinden itibaren bütün çocuklarımıza yazılım bilgisi kazandırılmasını çok sıradan bir iş olarak sanki suyun içine sızmış şeker gibi vermeyi arzuluyoruz dedi. Ne kadar değişik bir benzetme. Daha önce hiç duymamıştım. Suyun içine sızmış şeker. Sedat Simavi ödülleri verildi. Türkiye Gazetecileri Cemiyeti kurucu başkanı adına düzenlenen ve Türkiye'nin en prestijli gazetecilik ödülü olarak görülen Sedat Simavi ödüllerine bu yıl değer görülen gazeteci, karikatürist, edebiyat, spor ve bilim insanları belli oldu. Çiğdem Toker, Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınlanan Kamu İhalelerinde Davet Yöntemi başlıklı tematik köşe yazılarıyla ödüle değer görülmüş. Radyo ödülü Ares FM'den Yavuz Oğhan'a verilmiş. Oğhan'ın Gülen yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında tutuklu yargılanan Nazlı Ilıcağ'ın oğlu Mehmet Ali Ilıcak'la gerçekleştirdiği Anneme Kefil Olamam Ki başlıklı programdan ötürü verilmiş. Central Park'ta fayton keyfi tarihe karışacak. New York Belediye Başkanı Bill de Blasio ve hayvan hakları savunucuları bu geleneği ortadan kaldırmak için son olarak faytoncuların yerlerini değiştirmek istediklerini açıkladı. Belediye Başkanı'nın faytoncuları göndermek istediği yer 72. sokak. Hani Central Park'tan hafif böyle yok ya bilmiyorum bir şaka. Central Park'ta 19 yıldır faytonculuk yapan Nurettin Kırbıyık. Bak sen. Faytonu ve kendisi birçok filmde rol almış, binlerce turisti gezdirmiş. Central Park'ta faytonculuk yapan başka bir Türk, bir daha baksan, Ömer Bıyıkoğlu son yıllarda aynı bölgede çalışmaya başlayan bisikletli taşıyıcılar yüzünden işlerinin %50 oranında azaldığını söylemiş. Eğer belediye başkanının isteği doğrultusunda faytonların yeri değişirse muhtemelen bu mesleğin yok olacağını düşünüyor. New York'u ziyaret eden birçok turist için Central Park'ı faytonla gezmek buraya gelip de mutlaka yapılması gereken bir aktivite. Eksik olsun be. Müşteri gizliliğini koruyamayan Uber'e 1.2 milyon dolarlık ceza. Milyonlarca müşterisinin verisini 2016 yılında yetersiz güvenlik önlemleri nedeniyle riske atan özel taksi şirketi Uber, İngiltere ve Hollanda'dan rekor ceza aldı. İki ülkenin enformasyon koruma komisyonları, özel taksi hizmeti veren şirketin 1 milyon 200 bin dolar ceza ödemesine karar verdi. Uber, 2016'daki siber saldırıda 32 milyon müşterisinin ve 3 milyon 700 bin sürücüsünün bilgilerini koruyamamıştı. InSight Mars'a indi. NASA'nın InSight robotu 6 aylık ve 482 milyon kilometrelik bir yolculuk sonrası Kızıl Gezegen'e ulaştı. Jeolojik araştırmalar yapacak olan robot ilk fotoğraflarını inişten sadece 4,5 dakika sonra çekerek dünya ile paylaştı. Amerika'nın uzayla ilgili her haberinde benim aklıma R.E.M'in şarkısı gelir. If you believe they put a man on the moon, man on the moon. Evet, bir haber sörfünün sonuna geldik. Yarın yine 8.15'te Periskop'ta canlı yayında görüşmek dileğiyle. YouTube kanalıma abone olmayı, videoları paylaşmayı, yorumlarınız varsa yazmayı ama en önemlisi seviyorsanız söylemeyi unutmayın. İyi ki varsınız. Yolunuz açık olsun.